Sevgili seyirciler, Motul 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 3. ayak yarışları 22-23 Temmuz tarihlerinde Tosfet Körfez yarış pistinde koşuldu. Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü Kokart tarafından iCryPex ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonda mikro, mini, junior, senior ve master kategorilerde 63 sporcu mücadele etti. Motul 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 3. ayak yarışları yayınlarımıza geçen hafta mikro, mini ve junior kategori yarış özetlerini sizler için yayınlamıştık. Bu haftaki programımızda ise senior ve master kategori yarış özetlerini yayınlıyoruz. İlk olarak senior kategori ile yayınımıza başlıyoruz. Senior kategoride toplam 27 sporcu mücadele etti. Biz de yarışın en önemli sahnelerini sizler için yorumlayacağız. İşte senior kategori sporcuları ilk yarış için piste çıktılar ve sıralama turlarında elde ettikleri zamanlara göre sıralandılar. Ve kırmızı ışık söndü. Günün ve haftanın ilk senior kategori yarışı başladı. Startta sıralama bozulmadı ve salyangoz virajına girilirken yarışın lideri Kerim Suryak. İkinci sırada çok iyi start alan Blackburn sporcusu Büşra Sena Savaşer'i görüyoruz. Sena üçüncü sıradan yarışa başladı ve önündeki Güntaş Telin'i geçerek ikinciliğe yükseldi. Gün üçüncü. Bom Karting Team pilotu Berkay Besler dördüncü sıradalar. Arkada Emre Ergör Karting Team'in Eskişehirli sporcusu 99 kart numaralı aracıyla yarışan Can Belli, takım arkadaşı Burak'ın Oğuz Atay'la ufak bir temas yaşadı ve ardından geçişini tamamlayarak bir sıra kazandı. Arka tarafta Zeynep Çukurova ile Demir Sancak'la arasında mücadele yaşanıyor. Demir Sancak da burada Zeynep'i geçti. Bakalım Zeynep karşılık verecek mi? Bu sırada Zeynep Çukurova'yı Batuhan Emirsaraç'ta geçti. İşte bu spor gerçekten hata affetmiyor. Önündeki rakibini geçmeye çalışırken bir anda sıra kaybedebiliyorsun. Gerçekten çok zor bir branş karting sporu. Blackburn sporcusu Büşra Sinan Savaşer ikinci sırada yerini korumaya devam ediyor. Hemen arkasında Güntaş Dilen ve Berkay Besler var. Emre Ergör karting tip pilotu 27 kart numaralı Ateş birinci ise şu anda yarışta 8. sırada. Hemen onun arkasında takım arkadaşı 99 kart numaralı Can Belli var. Onların arkasında ise diğer takım arkadaşları Demir Sancaklı ve Zeynep Çukurova mücadele ediyorlar. Demir Sancaklı sezonun ikinci ayak yarışlarına yurt dışında okulda olduğu için katılamamıştı ve yarış eksikliğinden dolayı bu yarışta istediği performansı yakalayamıyor. Artık yarışta yavaş yavaş kopmalar başladı. Sinan Savaşer gerçekten iyi bir performans sergiliyor ancak tam da bunu dediğimiz anda pistin son virajını dönerlerken Güntaş Telen atak yaptı ve Sinan Savaşer'i burada geçerek ikinciliği aldı. Can Benli salyangoz virajına girerken fazla dışarıda kalınca bir sıra kaybı yaşadı. Ateş birinci ise üst sıralara tırmanmak için önce önündeki rakibini geçmesi gerekiyor. Önde Dynamic Racing Team pilotu Kerim Suryak liderliğinde yarış devam ediyor. Bu sırada arka tarafta Can Benli bir kez daha atak yaptı ve rakibini geçerek yerini geri aldı. Yarışın arka tarafında ise Demir Sancaklı ve Zeynep Çukurova arasında sıkı bir mücadele yaşanıyor. Onların hemen arkasında 17 kart numarasıyla Ökmen Ülcan var. Geçtiğimiz sezona göre Zeynep Çukurova bu sezon oldukça hızlanmış durumda ve Zeynep atak yaparak takım arkadaşı Demir Sancaklı'yı geçerek kaybettiği sırayı geri aldı. Kerim Suryak çok rahat diyemeyeceğim çünkü tecrübeli pilot Güntaş Dilen hemen arkasında ve aynı kadraj içinde. Şimdi Can Benli ve Ateş Birinci'yi izliyoruz. Can Benli az önce Ateş Birinci'yi geçmiş. Sevgili yönetmenim, bu görüntüyü bulabilirseniz yayına verelim. Ateş bırakmadı ve cevap vermek istiyor. İşte start düzlüğüne çıktılar ve atak denemesi yapmak isterken Ateş Birinci rakibine geçildi. Ateş kan kaybetmeye devam ediyor. Bu sırada Can Benli önündeki rakibine baskı uygulamaya başladı. Ateş de hemen arkasında. Gelin biz susalım ve bu üç silahşörü, sporcuyu hep birlikte izleyelim. Büşra Sena Savaşer yavaş yavaş tempo düşürmeye başladı. Bunun nedenini bilemiyoruz. Belki aracıyla alakalı ya da başka bir problem var. Burada 14 kart numaralı rakibine geçildi ve Büşra da sıra kaybetmeye devam ediyor. İşte start düzlüğüne çıktığında diğer arkasındaki rakipleri de sırayla kendisini geçti. Tepkisini de görüyoruz. Kesinlikle aracında problem yaşıyor. Aslında yarışa çok iyi başlamıştı. İyi de performans sergiliyordu. Gerçekten büyük bir talihsizlik. Büşra Sena Savaşer'in nedir bu mekanik sorunlardan çektiği? Geçen sezonda benzer durumlar yaşamıştı. Gerçekten olacak iş değil. Ateş Birinci ve Can Benli iki takım arkadaşı. Birbirlerini geçmek için var güçleriyle yarışa asılıyorlar. İşte gördüğünüz gibi Blackburn sporcusu adeta haykırıyor. Tepkisi çok normal. Aracının enerjisi kendi enerjisine yetmedi. Belki de aracına da Blackburn katmak lazım. Kim bilir, belki o zaman uyumu yakalarlar. Şaka bir tarafa, tam bir talihsizlik bu.
Ve işte günün ilk damalı bayrağı sallanmaya başladı. Yarışı kolay değil ama akıllı bir sürüşle birinci sırada tamamlayan isim Dynamic Racing Team pilotu Kerim Sulyak oldu. İkinci gün taş delen olurken üçüncülüğü ise bir başka tecrübeli pilot Bomb Karting Team'den Berkay Besler aldı. Mustafa Onur Müldür dördüncülüğü elde ederken 5. Hüseyin Emre Sardoğan, 6. Berk Kalfaklıoğlu, 7. Can Benli, 8. Ali Öztorun, 9. Ateş Birinci ve 10.'luğu Kuzey Çıtak elde etti. Sevgili seyirciler, az sonra Senior kategori 2. yarışıyla yayınımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, az önce programımızda Senior Kategori 1 yarış özetini hep birlikte izlemiştik. Şimdi ikinci yarış özetiyle yayınımıza devam ediyoruz. Sporcular son hazırlıklarını tamamladılar ve piste çıkmak için artık hazırlar. İşte startta yerlerini aldılar. Ateş Birinci hocası Emre Ergör'ün son talimatlarını dinliyor. Aynı şekilde Zeynep Çukurova da talimatları aldı. Ve yeşil ışık sallanmaya başladı. Formasyon turuna çıkıyor sporcular. İşte kırmızı ışıklar bir kez daha söndü ve haftanın ikinci Senior Kategori yarışı başladı. Kerim Sulyak avantajını koruyarak liderliği bırakmadı. Hemen arkasında Güntaş Dilen var. Günün arkasında ise Berkay Besler takip ediyor. İyi start alan 27 kart numaralı Ateş 1. 6. sıraya kadar yükseldi. Hemen onun arkasında ShefMarket.com medya desteğinde yarışan Sena Savaşer'le Can Bey'le arasında bir temas yaşandı. Neyse ki bir sorun yok. Aynı teması Demir Sancaklı'da yaşadı. Ne varsa bu salyangoz virajında herkes sorun yaşıyor. Tabii katılım yüksek olunca, şiganda dar olunca bu tip temaslar kaçınılmaz oluyor. Buradaki temasları bir kez daha izliyoruz. Egemont Otomotiv sponsorluğunda yarışan Zeynep Çukurova iyi start alamadı ve son sıraya kadar geriledi. İlerleyen turlarda performansını artıracağını düşünüyoruz. Egemont Otomotiv yıllarca babası Burak Çukurova'ya sponsor oldu. Halen de olmaya devam ediyor. Bu sezonda Zeynep'i destekleme kararı aldılar. Ne kadar güzel. Spora destek olan tüm markaları kutluyor ve biz de yayınlarımızda onlardan sıkça bahsederek destek olmaya çalışacağımızı bildiriyoruz. Sena Savaşer pistin son virajında atak yaparak önündeki Kuzey Çıtağı geçmeyi başardı. Start düzlüğünde Kerim Sulyak'ın hemen yanına giren Güntaş Delen, düzlük sonunda viraj avantajını yakaladı ve temiz bir geçişle Kerim Sulyak'a geçerek liderliği aldı. Bomb Karting Team pilotu Berkay Besler de hemen bu ikilinin arkasında onların hata yapmasını kolluyor. Salyangoz virajında Can Benli ile Ali Öztor'un rekabeti başladı. Black Bruin sporcusu Sena Savaşer'in önünde Ateş Birinci savunma yaparak yerini korumaya çalışıyor. Ancak Sena'nın baskısı arttı ve Ateş Birinci'yi geçerek bir sıra kazandı. Egemont pilotu Zeynep Çukurova pistin son virajında atak yaptı ve 90 kart numaralı rakibini geçmek istedi ancak bu kez başarılı olamadı. Kerim Sulyak ikinci sırada ama bu bölümlerde biraz aracını rölantiye almış durumda. Önündeki Güntaş Dilen aradaki zaman farkını 1,5 saniyeye kadar çıkarttı. Berkay Besler 3. sırada sakin bir sürüş yaparak yerini muhafaza ediyor. Can Benli ile Ali Öztorun arasında rekabet sürüyor. Can Benli birkaç kez geçiş denemesi yaptı ancak Ali Öztorun iyi savundu. Aynı şekilde arkada Emre Ergör Karting Team pilotu Zeynep Çukurova ile takım arkadaşı Batuhan Emir Saraç arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Zeynep sonunda doğru çizgiyi yakaladı ve içeriye girerek avantaj buldu. Burada rakibini geçmeyi başardı. Ateş Birinci yarışın sonlarına doğru pistte yalnız kaldı. Önü ve arkası açık rahat diyebiliriz. Ancak yine de temposunu düşürmemesi lazım. Çünkü arkasından Kuzey Çıtak geliyor. Demir Sancaklı bu ayakta istediği performansa bir türlü ulaşamıyor. Gerçekten bu sporda antrenmanların ve yarışın çok büyük önemi var. Bir yarış eksiği olmasına rağmen çok fazla Demir'i etkilediğini görüyoruz. Güntaş Delen artık birinciliğe doğru gidiyor. Aradaki farkı oldukça açtı. Muhtemelen Kerim Sulyak da ikinciliğe razı olduğu için yerini muhafaza ediyor ve normal bir tempoyla o da finişe doğru ilerliyor. Bu sırada salyangoz virajında Kuzey Çıtak önündeki Can Benli ile temas yaşadı. Bu temas sonrası Can Benli'nin aracı kayınca zaman kaybetti ve Kuzey Çıtak da geçişini yaptı. Bu teması bir kez daha yavaş çekimle izleyelim. Kurallar gereği istemsizce de olsa bir araç öndekine temas ederek dengesini bozar ve avantaj yakalayıp geçerse zaman cezası alır. Ancak geçtiği gibi yavaşlayıp rakibinin eski konumuna dönmesine izin verirse ceza işlem o sporcuya uygulanmaz. Bunu da bilmeyenler için belirtelim istedik. İşte damalı bayrak sallanıyor. Güntaş Delen açık ara bir şekilde yarışı
kazandı. İkincilik Kerim Sulyak alırken üçüncülüğü de Bom Karting Team pilotu Berkay Besler aldı. Dördüncü Hüseyin Emre Serdoğan, beşinci Mustafa Onur Müldür, altıncı Büşra Senan Savaşer, yedinci Ateş Birinci, sekizinci Kuzey Çıtak, dokuzuncu Burahan Oğuzata ve onuncu sırada yarışı Ali Öztorun tamamladılar. Yarış sonunda Güntaş Dilen ve hemen arkasında Kerim Sulyak'ı görüyoruz. Berkay Besler durum değerlendirmesi yapıyor sanırım. Blackburn sporcusu Büşra Senan Savaşer ve Egemont Otomotiv desteğinde yarışan şampiyon pilotun kızı Zeynep Çukurova'yı izliyoruz. Sevgili seyirciler, az sonra yayınımıza senior kategori 3. yarışıyla devam edeceğiz. Şimdi garajları hep birlikte gezelim ve son durumlara göz atalım. Sevgili seyirciler, yayınımıza senior kategori 3. yarışıyla devam ediyoruz. Ateş 1. son hazırlıklarını yapıyor. Aynı şekilde takım arkadaşı Can Benli de 3. yarış için hazırlanıyor. Sporcular piste çıktılar ve yerlerini almaya başladılar. Formasyon turu başladı ve ilk 2 yarışta topladıkları puanlara göre 3. yarışta sıralandılar. Buna göre Kerim Sulyak bir kez daha pol pozisyonunda start alacak. Güntaş Telen 2. sıradan yarışa başlarken Berkay Besler de hemen onun arkasında 3. cepten start alacak. İşte kırmızı ışık söndü. Haftanın son senior kategori yarışı başladı. Bom Karting Team pilotu Berkay Besler çok iyi start aldı ve önündeki Güntaş Telen'i geçerek ikinciliğe yükseldi. Ardından hemen Kerim Sulyak'ın arka tamponuna yapıştı. Bu sırada Güntaş Telen 3-4 sıra birden kaybetti ve şu anda Sena Savaşer kendisini zorluyor. İlk tur kazasız belasız ve sorunsuz bir şekilde geçti derken bir anda start düzlüğü yanındaki çim alanda Can Benli'yi gördük. Start kamerasından uzak da olsa pozisyonu bir kez daha izleyelim. Piste son virajı dönülürken Can Benli ile Ali Öztorun yan yana gelmişler. Ancak burada Can Benli fazla dışarıya yönelince önündeki rakibine de vurmamak için kendisini yol dışına doğru sürmüş. Buradan anladığımız bu. Tabi buradaki hata onu son sıraya düşürdü. Bundan sonra işini zora soktu diyebiliriz. Egemont sporcusu Zeynep Çukurova bu yarışta performansı çok daha iyi. Şu anda 3 sporcunun önünde yarışı sürdürüyor. Önünde de bir dörtlü grup var. Onların hemen arkasında kalarak yarıştan kopmak istemiyor. Zeynep'in hemen önünde Kuzey Çıtak var. Bakalım Zeynep ilerleyen turlarda geçiş denemesi yapacak mı? Sena Savaşer şu anda yarışta 6. sırada. Ateş 1. ise 8. sırada yarışa devam ediyor. Zeynep Çukurova önündeki Kuzey Çıtağı oldukça yaklaştı. Gelin bir süre Zeynep Çukurova'nın performansını izleyelim. Start düzlüğünde Güntaş Dilen kaybettiği sıraları geri alarak 3. sıraya kadar yükseldi ve Berkay Besler'i şimdi zorlamaya başladı. Kerim Sulyak yarışın lideri, şu sıralar rahat bir tempoda sürüş yapıyor. 2. sıradaki Berkay Besler'le Güntaş Dilen arasında müthiş bir rekabet yaşanıyor. Zeynep Çukurova önündeki Kuzey Çıtak'ı geçmek için fırsat kolladı ancak Kuzey Çıtak önündeki rakibini geçerek biraz nefes aldı. Şimdi Zeynep'in yeni rakibi Ali Öztorun. Ateş 1. 7. ve Sena Savaşer 8. sırada yarışı sürdürüyorlar. Start düzlüğünde Berkay Besler'le Güntaş Dilen arasında rekabet yaşanmaya devam ediyor. Güntaş Dilen düzlük sonunda atağını yaparak Berkay Besler'i geçmeyi başardı ve yarışta 2. sıraya yükseldi. Berkay Besler pes etmiş değil ve salyangoz virajına girerken atağını yaptı ve bir kez daha rakibini geçerek yerini geri aldı. Kerim Sulyak herhalde yarışın en rahat ismi. Arka taraf birbirini yerken ön tarafta liderliğinin keyfini çıkartmaya devam ediyor. Bu yarış Ateş 1. de iyi bir performans ortaya koyuyor. O da 27 sporcunun yer aldığı yarışta şu anda 6. sırada. Bu gerçekten iyi bir performans diyebiliriz. Market.com medya desteğinde yarışan Sena Savaşer de hemen Ateş 1.'nin arkasında. Zeynep Çukurova kendisini oldukça geliştirdi. Ancak bir eksiği var. O da geçiş yapma fobisi mi desek bilemedik. Atak yapmalarda gecikiyor. Dolayısıyla da çok zaman kaybediyor. Aslında geçişlerini daha hızlı yapmış olsa çok daha fazla sıra kazanacağına eminiz. Belki bunun üzerinde biraz daha çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Zeynep'in gerçek performansı bu değil. Zeynep hızlı bir pilot. Ancak öndeki trafiği aşmakta zorlanıyor. Zeynep Çukurova'nın şimdi de arkasında yarışın başında hata yapan Can Benli var. Artık yarışın son turu başladı. Kerim Sulyak rahat bir şekilde yarışın birinciliğine doğru ilerliyor. İşte damalı bayrak sallanmaya başladı ve Kerim Sulyak bir kez daha yarışı kazanarak değerli puanları topladı ve 3. ayak yarışlarında en çok puanı toplayan kişi oldu. Haftayı da birincilikle tamamladı. Güntaş Dilen 5. sıraya kadar gerilemişti ancak tecrübesini konuşturarak rakiplerini tekrar geçmeyi başardı ve yarışı da 2. sırada tamamladı. Haftayı da podyumun 2. basamağına çıkarak tamamlamış oldu. Bom pilotu Berkay Besler ise uzun zaman sonra karting pistine çıktı ve soğukkanlı sürüşüyle dikkatleri çekti. Açıkçası çok fazla kendisini zorladığını düşünmüyoruz. Sakin bir sürüşle yarışı tamamlayan Berkay Besler haftayı da podyumun 3. basamağına çıkarak noktaladı. Takımına da çok değerli puanlar kazandırmış oldu. Hüseyin Emre Serdoğan yarışta 4.'lüğü alırken 5. Berk Kalpaklıoğlu, 6. Mustafa Onur Müldür, 7. Ateş 1. 8. Büşra Sena Savaşer, 9. Kuzey Çıtak ve 10.'luğu ise Burahan Oğuz Ata elde etti. Yarış sonrası sporcularla görüştük. İlk yarışta benim için biraz kötü geçti. Aslında sonuç olarak çok kötü değil ama kendi düşüncem olarak kötüydü benim için. Hata yaptım yani. Yine 9. bitirdim 9 başlayıp. İkinci yarış güzeldi. 9 başladım. Sonra ilk tur salyangoz virajına gelirken bir karambol oldu orada. Oradan çok iyi yararlanıyordum.
Ama 3-4 kişi arka arkaya çarpınca ben de o kazanın biraz kurbanı oldum. Şase eğildi birazcık sağ taraftan. Bir de rot kolum eğildi. 21 tur öyle gitmek zorunda kaldım. Yine bir şekilde 7. bitirmeyi başardım. Hava şartları gerçekten çok sıcaktı. Çok bunaldık yani. Sürekli yarıştan, antrenmandan çıkıp çıkıp kafamızı yıkadık. Su içtik ama işte bu da yapacak bir şey yok. Kışında üşüyoruz diyorduk. İlk yarışımda kötü bir start aldım. O yüzden böyle arkaya takıldım. Arkaya takılınca da onları geçene kadar bayağı vakit kaybettim. O yüzden ilk yarışım iyi değildi. İkinci yarışım çok daha iyi start aldım ama Salyangoz'daki bir kaza oldu. Orada bir araç önüme düşünce orada işte onu geçeceğim falan derken bayağı vakit kaybettim. O yüzden yine böyle çok iyi olmadı. Ama hani atak yapıp geçtim birilerini. O yüzden yine fena değildi. Son yarışım bence en böyle adrenalinli, en güzel yarıştı. Çünkü yine güzel start aldığımı düşünüyorum. Sonra bizim takımda Ali var. Onunla bayağı çekiştik. Böyle son tur finish bayrağına yan yana girdik. Ben böyle 30 saliseyle geçtim. Evet, 30 saliseyle geçtim. Onu da tebrik ederim buradan. O güzel rekabetti. Öyle bir güzel, yani benim için bol bol tecrübeli ve güzel bir hafta sonuydu aslında. Evet, çok keyif aldım. Yani hele son yarış bayağı eğlenceliydi. Teşekkürler. Bir de teşekkür etmek istediğim kişiler var. İlk önce takımım Emre Ergör Karting Team'e ve Emre Ergör'e. Sonra Egemot Otomotiv sponsorum, ona çok teşekkür ederim. Aileme, babama, anneme, özellikle de ikizime buradan istemiş teşekkür etmemi. Öyle herkese teşekkürler. Ve Talk Spor'a da yayınları yaptığından dolayı teşekkür ederim. Aynı şekilde yani gerçekten bu yarıştaki kadromuz çok güzel bir kadroydu ve gerçekten zorlayıcı bir yarıştı hani herkes için de. İlk üç yani gerçekten müthiş kapışmalı geçti ve süperdi. Ben de zaten cumartesi günü geldim. Yani ona rağmen de güzel bir sıralama geçirmem gerçekten mutlu ve iyi etti hani benim de. Sonrasında da ilk yarışta yine birinci olmam, o da gayet güzel bir başlangıç oldu benim için. Pazar günü sabahı için, ilk yarış için orada çok tabii hızlı olmadığım için geçildim. Ama günler bir de hani gün de çok hızlıydı. Orada tabii hak etti yani birinciliği. Sonrasında son yarışta da işte güzel bir start aldım. İşte arka tarafta da hani bayağı bir kapışma olduğu sürece ben de arayı açabildim. Açtığımdan dolayı da işte hani sonrasından rahat bir yarış çıkarabildim. Ve hafta sonunda birinciyi bitti, kapattım. Yani güzel bir hafta sonu. Evet, kartingde en son doğru hatırlıyorsan 2017'de yarışmıştım. Dolayısıyla en son yarışımdan sonra yaklaşık 6 sene geçti. Çok özel bir andı benim için. Çünkü karting sporunu her zaman sevdiğim bir spor dalı. Aralarda antrenman yapmış olsam da dışarıdan izlemek biraz da ilgimi daha çok çekiyordu yarışmak için. Takımıma çok teşekkür ederim beni bu hafta sonu yarışmama izin verdikleri için. 3 yarışta 3. bitirdim. Takım içinde en azından bir tane podyum almış oldum. Sezonu takip etmiyor olsam en azından şampiyon için biraz puan toplamış oldum. Takım için puan almış oldum, o iyi oldu. Takım bir sonraki yarışlarda daha iyi olacağına inanıyorum. Umarım daha iyi sonuçlar alırız. Sevgili seyirciler, 3 ayak sorunda şampiyonada 166 puanla Güntaş Delen birinci sırada. Kerim Sulyak ise 163 puanla ikinci ve 101 puana ulaşan Mustafa Onur Müldür ise şampiyonada 3. sırada yer alıyor. Yayınımıza haber köşemizle devam ediyoruz. Az sonra programımıza master kategori yarış özetleriyle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.